Merhabalar. Kan tetkiklerinize baktığınız zaman bazı değerlerin yüksek olduğunu, koyu renkte basılmış olduğunu görürsünüz ve kenarda da normal değerler vardır, onlara bakarsınız. Ve tabii ki damar tıkanıklığı ve kolesterol sorununuz varsa LDL'nin kötü kolesterol, HDL'nin iyi kolesterol olduğunu biliyorsunuz demektir. Tabii ki şimdiye kadar bütün her şey kolesterol üzerinden giderken kötü kolesterol biraz lanetlenmiş durumdaydı. Şimdi ortaya bir takım değişik sorular ve cevaplar çıktı. İlk önce onlarla başlayalım isterseniz. LDL'si yüksek olan da damar tıkanıklığı olur mu? Evet, olur. Peki, LDL'si normal ve kolesterolü normal olan bir kişide de damar tıkanıklığı olur mu? Evet, olabilir. Buna daha çok sık rastlıyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir kere bu iş damar tıkanıklığı birden fazla faktörle el ele giden bir hastalık. Dolayısıyla şekeriniz var mı, karaciğeriniz yağlanmış mı, sigara, stres, fiziksel hareketsizlik, tansiyon, genetik faktörler, bütün bunların hepsi birbiriyle ilgili. Kolesterol onun sadece bir parçası diyebilirsiniz. Bakın kolesterolü taşıyan bu lipoproteinler, yani taşıyıcı moleküller ne kadar güzel ve renkli görünüyor, değil mi? Bunların içerisinde hem lipid var hem protein var. Bol miktarda da trigliserit içeriyorlar. Aslında trigliserit taşıyıcıları diyebilirsiniz bunlara. Şimdi gelelim farklı hadiseye. Bildiğiniz üzere bunlar yoğunluklarına göre ayrılıyorlar. Yani HDL'yi biliyorsunuz, LDL'yi biliyorsunuz. Bir de çok düşük densiteli lipoprotein ve intermediate dediğimiz orta densiteli lipoproteinler var. Bunların içerisinde lipoprotein A pek bilmediğiniz ama damar tıkanıklığı için geçerli bir risk faktörü. LDL'yi biliyorsunuz. Bu dördü beraber damar sertliği yapanlar. Ve çoğunlukla genellikle bunlara bakılır ama lipoprotein A'ya pek bakılmaz. İşte bunların içerisinde çok düşük densiteli lipoprotein ve intermediate densiteli lipoprotein, lipoprotein A ile beraber risk faktörü olarak kabul edilir. Ama özellikle bu damar sertliği yapan VLDL ve IDL, bir de üstüne üstelik trigliserit yüksekliğiniz varsa o zaman riskte bir adım öndesiniz demektir. Dolayısıyla bunlara İkisine birden kalıntı kolesterol deniliyor ve kalıntı kolesterolle kalp krizi, felç ve diğer riskler açısından önemli bir bağlantı var ve giderek bu bağlantı güçlenmeye başlıyor. Dolayısıyla kolesterol konusuna farklı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Standart yaklaşımın dışında kalp damarlarımızı korumak için, damar tıkanıklığından korunmak için bunları rehber olarak alınması gerektiği son yayınlarda yaygın bir şekilde aktarılıyor. Ben de size bu gelişmeyi anlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.